Spor Saati'nden mutlu günler efendim. Bugünkü konuğum Serhan Korkmaz, Asarlık Gençlik Spor Kulübü'nün antrenörü. Hoş geldin Serhan'cığım. Hoş bulduk. Bu Asarlık Gençlik Spor Kulübü nasıl kuruldu? Asarlık Gençlik Spor Kulübü kurulduğu zaman ben askerdeydim. Eski takım arkadaşlarımdan Abdullah abi var. Şu an Meram Belediyesi'nde aynı zamanda spor müdürlüğü yapıyor. Serhan dedi böyle bir oluşum içine gireceğiz. Hem mahallemiz yoksul bir mahalle, hem gençleri bir araya toplamak istiyoruz. Hem de böyle birkaç tane deneyimli arkadaşlarımızı kadromuza dahil edip bir yola çıkmak istiyoruz dedi. Asker dönüşü bize katılır mısın? Tamam olur dedim ben de, katılırım dedim. Döner dönmez zaten hem kulübün kurucu üyelerinden oldum, hem o sezonki kadrosunda, kaleci kadrosundaydım. İki tane genç kardeşim daha vardı, daha çok onlar oynadı. Evet. Aynı zamanda takımın U19'unu kurduk, genç takımını kurduk. O sene hem U19 şampiyon oldu, hem A takım şampiyon oldu. Bir de ilk 11'in 8'i cumartesi günü genç takımla şampiyon oldu. Evet. Pazar günü A takımla maça çıkıp şampiyon oldular. O gün bugündür ben o takımın içindeyim. Amatörün içinde zaten 2002'den bu yana ben amatör futbolun içindeyim. O gün bugündür takımın içindeyim. Yani futbol bıraktıktan sonra da antrenör olarak devam ettim. Orada. Amatör futbol denince aklına ne geliyor? Amatör futbol deyince benim aklıma ilk olarak futbolun ruhu geliyor. Evet. Futbolun başladığı nokta, yani bir insanın nasıl ki aşkı, sevgisi ilk amatör olarak başlar. Evet. Futbola da o şekilde amatör olarak ilgi duymaya başlıyorsun. Aşkın, heyecanın orada başlıyor. Toprak sahada, çamur sahada bizim zamanımızda öyleydi. Futbolun ruhunu orada alıyor insan. Kim yoktu, çim sahalar yoktu. Ben hatırlıyorum, Diyarbakır'daydık biz o dönem. Takımın topu yoktu. Bizim lisenin beden hocasından top isterdik. Bir tane topla antrenmanlara, maçlara giderdik. Ruh, bana göre futbolun ruhu amatörde başlıyor. Evet. Ben çok şahit oldum amatör futbola. Yani benim gençlik dönemlerimde böyle işte mahallenin, ne bileyim o bölgenin ileri gelenleri ceplerinden 3-5 kuruş para verip oyunculara formadır, ayakkabıdır gibi şeyler alıyordu, destekliyorlardı. Ama tabii o yıllarla bu yıllar arasında çok zaman geçti. Bugün amatör futbol kulüpleri ekonomik açıdan nasıl ayakta duruyor? Bir noktaya kadar belediyeden bir iki tane iş insanlarından, iş adamlarından destek alıyoruz. Ama bir noktadan sonra İlla ki o takımın içindeysen, hocasıysan, yöneticisiysen veya bir abisiysen, büyüğüysen o takımın senin de cebinden gitmeye başlıyor. Sen ya kendi cebinden gidiyor ya da sağdan soldan toplamak zorunda kalıyorsun bir takım esnaflardan. Kulübe gece düzenliyoruz biz, bir dördüncüsü galiba bu sezon düzenlendi. O şekilde biraz gelir elde etmeye çalışıyoruz. Ama bir noktadan sonra ben şöyle diyeyim, mesela ben geçtiğimiz yıl U13 takımı şampiyon oldu, playoff'a çıktık. Ben üst komşumuz keresteci kendisi, ondan rica ettiğim forma yaptırdı. Çocukların tozluklarını ben kendi cebimden aldım. Maçlara babam götürüyordu, kulübün bir otobüsü vardı ama otobüse bir de şoför gerekiyordu. Babam maçlara götürüyordu. Yol parasını çocuklardan 5'er lira, 10'ar lira topluyorduk. Üzerine işte biz tamamlıyorduk. Yani demek istediğim, amatör futbolun içindeysen zaten o işe aşıksındır. Bir noktadan sonra senden gitmeye başlıyor. Aynen. Yani bir de şöyle bir durum var. Çok tanık oldum, gördüm. Şimdi bazı aileler var, hatta çoğu aile öyle. Şu anda da yine aynı kafa değişmiş değil. Ya okul ya spor. Annede babada şöyle bir inanış var. Böyle oluşmuş. Çocuğum spor yaparsa, hani futbol oynarsa, basketbol oynarsa, atletizm yaparsa okulundan geri kalır. Böyle bir şey var mı? Aslında ben ona çok katılmıyorum. Çünkü ben mesela bu şampiyon oldu dediğim bu 13 takımı yaklaşık 4 sene, 5 sene benim elimdeydi. Çocukların kişisel gelişimi, sosyalliği, bir de takım oyunu olduğu için bu şeyi de, pratik düşünmesi de gelişiyor. Aynen. Hani aileler
bana sorarsanız şu anda da yine ben o sıkıntıyı da yaşıyorum. Birebir babalarını arıyorum, ailelerini arıyorum. Gönderin çocuklarınızı gelsinler. Tek tek aileleri arıyoruz ama yok ders çalışamıyor. Dersin önüne geçiyor diyorlar. Hatta şu da var. Dün bizim A takımda oynayan 20 yaşında bir kardeşimiz var. İsmi Furkan. Dün Menemen Spor PTT 1. Lig'de izlemeye geldi. Çocuk evet. 20 yaşına gelmiş. Daha 2. sezonu futbolda ve takımın en etkili, en iyi oyuncusu. Dün ondan da bir röportaj aldılar Menemen'in yerel bir kanalı. Çocuğun söylediği ilk kelime şu, hani bu yaşama kadar aile baskısı vardı, futbol oynayamadım ama ben okulum bitti, bu yaşından sonra hani 20 yaşından sonra elimden geleni yapıp futbolcu olmaya çalışacağım diye şey röportaj veriyor çocuk. Şimdi 20 yaşından sonra futbol oynuyorsa, bizde ben çok futbol yorumcularını izliyorum, takip ediyorum. Şimdi 22 yaşındaki çocuk onlar için genç değil. Değil, kesinlikle değil. Ben de şöyle soruyorum o zaman. 22 yaşında, 20 yaşındaki çocuk genç değilse, genç kim? Kime deriz genç? Artık öyle bir döneme geldik ki önümüzde geçmişte Bucaspor, şu anda Altınordu örnekleri var. Biraz daha hani çok açıkçası profesyonelliklere de çıkmak, evet. Dokunmak istemiyorum. Çünkü amatörün içindeyim, amatörü konuşmak istiyorum. Ama 17-18 yaşında artık profesyonelliklerde, A takımlarda oynayan oyuncular var. Evet. Bana göre artık hani 20 yaşına bir futbol takımında çıkıp çatır çatır top oynaması gerekiyor bir futbolcunun. Maksimum 22 yaşından sonra olamadıysa artık hani profesyonel olmak için bence biraz zaman geç. Aynen. Çok çaba sarf etmesine gerek yok. Şimdi tabii amatör maçlarda futbol sert bir oyun. Darbeli bir oyun. Özellikle fizik olarak çok iyi olman lazım, güçlü olman lazım, adale yapının çok iyi olması lazım. Ama amatörler gerektiği gibi idman yapamadıkları için sahada sık sık sağlık sorunları yaşıyorlar. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman sağlık hizmeti veriliyor mu? Nedir durum? Şimdi geçtiğimiz sezona kadar maçlara sağlıkçı gelmiyordu. Evet. Şu anda da geliyor ama nasıl diyeyim, sağlıkçı tek başına bir şey yapamıyor. Elinde bir tane bir bardak suyla veya bir soğutucu spreyle, soğutucu spreyi bile yok şu anda. Onu bulmak hala yok sıkıntı. Mu? Hala yok. Ben sağlıkçı olduğum için eczaneden alıp getiriyorum. Bir şekilde hani kulübe destek oluyoruz, eczacımlar destek oluyor. Bir şekilde biz tamamlıyoruz evet. Eksiği ama geçen sene benim bir oyuncumun kolu kırıldı. Bekledik 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika ambulans gelsin veya oyunculardan birinin aracı varsa, yöneticilerden birinin aracı varsa onlarla bir şekilde hastaneye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani asıl önemli sorun burada sağlıkçıdan daha çok ambulans sorunu, bir ambulans maçlara gönderilmesi. Burada şart. Araya girmek istiyorum. Yani bunu federasyondan talep etmiyor musunuz, edemiyor musunuz? Ya da ettiğiniz zaman yanıtı ne oluyor? Yok, sadece sağlıkçı gönderiyorlar, ambulans gönderme şansımız, yetkimiz. Önemli bir sakatlık oldu. Nasıl gidecek çocuk? Ambulansı bekleyin diyor. Hatta benim de başıma geldi birkaç sene önce. Evet. Sahanın içinde bekledim ambulansın gelmesini. Hakemler ve Futbol Federasyonu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bence futbolun gelişmesi için öncelikle hakemlerin eğitilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ne gibi? Yani sıkıntı ne mesela? Sıkıntı hakemler sahaya çıkarken egosunu bir kenara bırakmıyor. Kesinlikle hani sadece benim aleyhime değil, rakip aleyhine de, benim aleyhime de çok yani, sese düdük çalma diye bir şey çıkmış ortaya. Sürekli sese düdük çalıyorlar. Burada ego derken hakemlik egosu mu? Hakemlik egosu kesinlikle. Yoksa bazı tabii çoğu hakem öyle, işte ne bileyim öğretmendir, mühendistir, mimardır falan. Onun egosu. Yok, kesinlikle hakemlik egosu. Hakemlik egosu. Burada hakem benim, ben istersen ben ne dersem o olur. Ben ne dersem o olur, havasında evet. Çıkıyorlar. Federasyonsa şöyle diyeyim, gene hakeme dönüyor federasyonun ucu. Mesela belli yaş gruplarına kadar tam saha dahi futbol oynasam tek hakem veriyorlar. Yani ben yedek hakem yok. Yani dördüncü hakem yok. Büyük saha mesela belli yaş gruplarına kadar yarı sahada oynanıyor maçlar. Evet. 13-14'ten itibaren tam saha oynanıyor ama tek hakem. Evet. Offside bayrağı yok. Bu ne oluyor? Hakemi de yetiştiremiyorsun, hakemi de eğitemiyorsun bu yüzden. Federasyonların da bu konuda biraz baskılı olması gerekiyor. Baskılı olması lazım. Saha tesis sorunu ne halinde? Nedir? Saha bizim orada
biz aynı sahayı iki takım kullanıyoruz. Aramızda bir şekilde anlaşıyoruz. Belediye, daha doğrusu İl Spor Müdürlüğü'ne aynı sahaların çoğu. Evet. Belediye iki tane, üç tane personel vermiş. Orada bir şekilde dönüyor, çevriliyor. Ama bir çam dibine baktığımız zaman galiba 8 tane, 9 tane takım aynı sahayı kullanıyor. Aynı sahayı kullanıyor. Çiğli'de yine aynı şekilde aynı sahayı kullanıyor. Yani yeterli sayıda saha tesis yok. Zeminler son içim ama darbe yenme özelliği yok. Sakatlıklar özellikle çok arttı. Eskinin toprak sahası şimdiki son içimlerden daha sağlıklı. Evet. Yani. Dünkü oynanan maçta Foça Belediyespor sahadan çekildi. Evet. Sahadan çekilme sebebi nedir? Şu anda Asarlık Süper Amatör Kulübü'nün ligdeki durumu nedir? Playoff'lara katılacak mısınız? Durum nedir? Yani şu an biz playoff'u garantiledik itibariyle. Evet. Foça artık hani herhangi bir iddiası kalmamıştı. Ligin bitmesine 2 hafta var. Dünü geçersek artık önümüzdeki hafta son maçlar oynanıyor. Muhtemelen bu ay sonunda da playoff'lar, Balli için playoff'lar başlayacak. Foça artık hani dediğim gibi amatörde dönüp dolaşıp bir ekonomiye geliyor. 9 tane oyuncuyu, onlar da genç çocuklar ancak toplayıp maça geliyor. Genç çocuk derken kaç yaş grubu? 17, 16, 18. Evet. Yani maksimum bir tanesi var. 25 daha önce maç oynamışlar mı? Böyle şeyi var mı? Yani Alt yapı oyuncuları. Hepsi alt yapı oyuncuları kendileri. Evet. 9 kişiyi ancak toplayın. Belki de fizik güçleri yetersiz kaldı. İkinci yarıyı çıkaramadılar. Ya çıkaramayacaklarını anladıkları için. İkinci yarıya kalmadı bile. Sahadan çekilmek zorunda kaldılar. Evet. 3 tane oyuncusu sakatlandı zaten. Süper Lig'de yabancı problemi var biliyorsun işte. Evet. Bu sene 14'te, önümüzdeki yıl 12 falan gibi. Sizin liglerde yabancı sorunu var mı? Yaş sınırı var mı? Nedir durum? Bizim liglerde şöyle bir sıkıntı var. Yaş sorunu var. Evet. Galiba 5 mi? Yani 30 yaş üstü galiba 5 tane tam onu şu anda hatırlıyorum. Neden oynayamıyor 30 yaş üstü sporcu? Sebep ne? Onun üstte federasyonlar kendi kafalarına göre nasıl ki ülkede yabancı futbolcuya sınır koyuyorlarsa amatörde de yerli futbolcuya yaş sınırı koyuyor. Adamın futbol oynama şansını elinden alıyor. Bana göre hani oynatmama değil de oynatma sınırı koysa mesela dese senin ilk 11'inde 20 yaş altı en az bir tane en az iki tane oyuncu oynaması gerekiyor ki abilerinden bir şeyler öğrenecek zaten. Sürekli bugün Galatasaray örneği takım gençleştirdiler komple. Ortada hiçbir şey yok deneyimli oyuncu olmadığı için. Şimdi benim aklıma bir şey geldi bu yaş sınırıyla. Rahmetli Metin Oktay Galatasaray'da futbol oynarken 29 yaşında yaşlı diye futbolu bıraktırdılar. Yaşlı diye. Everton'ın sağ açığı Metayus aynı zamanda İngiltere milli takımının kaptanıydı. Yaşı da 52 idi. 52 yaşında. Şimdi bizim liglerimizde bir oyuncu 30 yaşında, 32 yaşında bir kulüpten bir kulübe geçtiği zaman ya yaşlı adamı niye aldınız? Avrupa'da mesela Milan'da adam 42 yaşında stoper oynuyor. Orta sahada oynuyor. Playmaker'lık yapıyor. Nasıl oluyor bu işler? İşte biraz aslında bizim ülkemizde antrenman da kısıtlı. Futbolcular da çalışmıyor. Biz mi bu işi bilmiyoruz yoksa Avrupalı mı bu işi bilmiyoruz? Bizde aslında bu işi bilen çok. Yani biraz ironi yapacağım ben burada. İşi bilen çok. Evet. Herkes hocanın işine, yöneticinin işine, futbolcunun işine aynen. Çok karışıyorlar. Bugün Tugay Kerimoğlu 40 yaşına kadar İngiltere'de oynadı. Evet. Türkiye'de kalsaydı 31-32'de adamı başarılarla konuşmaya, yemeye. Biraz bıraktırırlardı futbolu yani. Bizim ülkemiz biraz hani bilimsel açıdan da artık bakması gerekiyor futbola. Evet. Antrenmanlarda da zayıf kaldığını düşünüyorum ülkemizde. Pandemi amatör futbolu etkiledi mi? Pandemi amatör futbolda öncelik etkiledi kesinlikle her sektörü olduğu gibi. Evet. Öncelikle antrenörleri çok kötü etkiledi. Çünkü sırf bu işten ekmek yiyen hocalarımız vardı. Adamlar futbol okulundan, halk eğitimden yani destek alarak bu işi yapıyordu. Yaklaşık 2 sene hiç maaş alamadan, belediyeden ufak tefek destekler oldu. Evet. Öncelikle onları etkiledi. İkincisi ise biz mesela şu an playoff'a kalan takımımızda yani profesyonelden gelen birçok oyuncu var. Onlar bile geri gitmiş durumda top oynayamadığı için. En önemlisi ise 13-15 yaş grubu futbolun artık altyapıda pişmeye, futbol oynamaya başladığı gruplar top oynayamadığı için o çocuklar tamamen kayboluyorlar. Kaybolup gittiler. Evet. Ben senin Masterler Ligi'nde oynadığını biliyorum. Nedir Masterler Ligi? Bu konuda bir aydınlatır mısın? Şimdi Master Ligi, ben Menemen'de Kubilay Master'larda oynuyorum. Gerçekten evet. Çok güzel bir oluşum. Az önce bahsettik ya, belli bir yaştan sonra artık
dışlıyorlar seni. Sen 30 yaşını geçtin, 35'i evet. geçtin oynayamazsın. Oynayamazsın. Ama orada gidip de 35'er dakika iki devre halinde tamamen dostluk çerçevesinde geçen maçlar oynanıyor. Ben mesela deplasmana gittiğimizde yensek de yenilsek de deplasman takımı bize yemek ısmarlıyor. Aynı şekilde onlar geldiğinde biz onlara yemek ısmarlıyoruz. Yani dostluk çerçevesinde aslında altyapı gruplarının gidip o Master Ligi maçlarını izlemesi gerekiyor kesinlikle. Hani amatöre de bir takım örnek olması gereken futbollar, oyunlar, dostluk karşılaşmaları evet. oynanıyor orada. Sevgili Serhum, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin? Ben buradan öncelikle ailelere seslenmek isterim. Benim çocuğum futbolla dersi birbirine karıştıramaz demesin. İkisi bir arada kesinlikle oluyor. Bence çocukların önünü açsınlar. Belki derste yürüyemez ama futbolda yürüyebilir. Futbolda yürüyemezse derste yürüyebilir. Yani buna şöyle baksınlar. Sosyallik, kişisel gelişim olarak baksınlar. Evet. Çünkü futbol gerçekten oyuncuların pratik zekasını, çocukların pratik zekasını açıyor, genişletiyor. Efendim, bugünkü konuğumuz Asarlık Futbol Kulübü'nün hocası Serhan Korkmaz'dı. Gelecek programda görüşmek üzere. Mutlu günler, mutlu yarınlar. Hoşçakalın efendim.